Bayramın birinci günü. Arkadaşlar bunlar sabah sağıldı. Geldi. Bakın burada da var süt. Şu 120 litre alıyor. Şu küçükler de 60 litre alıyor değil mi? 60 litre alıyor toplamda. 240 litre falan vardır ortalama. Süt. Bu da ağız. Yine inek sütü, yeni buzağımız oldu. Ondan kalan sütler bunlar. Buzağı emiyor, kalanını da bu şekilde sağıp alıyoruz. Sütleri bu şekilde süzüyoruz. Arkadaşlar, küçük bidonu mayaladık. Şimdi büyüğümüze kadar geldik. 120 litre süt alıyor. Bu iki kabak peynir mayası kullanacağız. Fazla batınca acı oluyormuş. Kararında atmak gerekiyor. Oklavayla da böyle karıştırıp. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz anneciğim? Gel şöyle göster yakından bidon içini. Sabah sütünü pişirdik. Gel içini göster. Mayaladık. Şimdi onu torbalıyoruz anneciğim. Gel buradan göster. Şöyle getirelim. Bakın peynir yapacağız. Bu bize peynir olacak. Torbaya dolduracağız. Dün torbalamıştık peynirimizi. Bakın. Bir tanesini taşın altından aldık oradan. Bunu da alıyoruz şimdi. Bunları doğrayıp salamur yapacağız. Tuzlu suya koyacağız. Evet. Hemen doğrayacak mıyız? Yok şimdi doğrayacağız. Birazdan doğrayacağız. Peynirimiz oldu. Peynirimizi dileceğiz. Bu şekilde dilimleyip tuzlayacağız. Sabahça duracak. Sabahleyin de küpe atacağız. Salamura olarak bekleyecek. Evet, 3 ay yatacak salamura. Tuzlu suyun içinde 3 ay bekleyecek. Evet, tuzlu suyuna 3 ay bekleyecek. Sonra iki aşaması ne? Sonra da tuzlayacağız. Yok. Tuzlu suda beklediği 3 ay oldu. Ondan sonra da kaba yapacağız. Kabaladıktan sonra da. Kabalama ne demek? Kabalama. Bunlar geri normal suyun içinde böyle bir saat bekletip tuzu gitsin diye. Tuzunu alacağız. Evet, tuzunu alacağız. Ondan sonra piresinin altına koyacağız. Ondan sonra da torbada bekleyecek. Suyu sızacak. Sonra da kuru peynir olacak değil mi? Evet. Kuru peynir diyoruz. Yani tulum peyniri diyoruz. Çömleklere basacak. Çömleklere basacak. İnşallah onları da görmek nasip olur. Bekleriz. Sonra da çekerim ben. Ortada kesmesin mi?